kayıt. Merhabalar arkadaşlar. Eşlik benzerlik konusunu işleyeceğiz birlikte. Çokgenlerin eşliği, üçgenlerin eşliği ve benzerliğini birlikte incelemeden önce şu şeklimizi bir inceleyelim. Bu şekil size hiçbir şekilde matematiksel bilgi gerektirmeyen, hatta birçok oyununda gördüğümüz, boyama kitaplarında gördüğümüz benzer şekillere benziyor dikkat ettiyseniz. Şimdi bizden burada istediği bu parçalardan birbirine eş olanları bulmamız arkadaşlar. Bir birlikte eşlemeye çalışalım. Şimdi eşlikten kastım nedir? Uzunlukları eş olsun. Yani kenar uzunlukları birbirine eş şekilleri olsun. Şimdi bakıyorum A'ya. A'nın kısa kenarı 1 birim, uzun kenarı 2 birim olan bir dikdörtgen. Peki burada zaten dikdörtgen olan sadece B çokgeni var. O zaman B'nin kenar uzunluklarıyla eşse, yani kısa kenarı 1 birim, uzun kenarı 2 birimse bu iki çokgenin eşliğinden bahsedebiliriz. Bakıyoruz şimdi B'nin kısa kenarı 1 birim, uzun kenarı 2 birim. O zaman ne diyeceğim? A, B'ye eş bir çokgendir diyeceğim arkadaşlar. Şimdi aynısını diğerleri için düşünelim. Mesela P'ye bakıyoruz. Şöyle 3 birim yatayda, 2 birim dikeyde uzunluğu olan bir çokgen arıyoruz. V ona çok eş gözüküyor. Hemen kontrol edelim. 3 birim yatayda, 2 birim dikeyde uzunluğu olan bir R harfine benziyor. Bu da ters dönmüş bir harf, R harfi. Yön önemli mi? Hayır. Boyut ve yani kenar uzunluğu ve açı önemli bizim için arkadaşlar. Yönün ne olduğu hiç önemli değil. Yönleri farklı olsa da bu şekiller birbirinin aynısıdır çünkü. Burada bir T harfimiz var. Burada da takla atmış bir T harfi var. Hemen eşit demeden önce ama ne yapıyoruz? Bir boyutları kontrol ediyoruz. Yatayda 3 birim, şöyle dikeyde de T harfinin uzunluğu 2 birim olacak şekilde, burada da yatayda 3 birim, dikeyde 2 birim olacak şekilde. Yani toplam 4 birim kareden oluşmuş, 4 birim kareden oluşmuş bir şekil var arkadaşlar. O zaman buna da ne diyoruz? Birbirine eş çokgenlerdir diyoruz. Ne kaldı geriye? H ile M parçasına bakalım arkadaşlar. Bir kütüğe benziyor bu. Şurada 3 birim yüksekliği, bu tarafta 2 birim ve yatayda 2 birim. Bakalım yatayda 2, 2 ve 3 birim uzunlukta sadece bu yukarı bakarken bu ters dönmüş, aşağı bakan şekiller arkadaşlar. Yani eşlikten veya benzerlikten bahsederken ne dedik? Kenar uzunluklarıyla açılarla ilgileneceğiz. Yön bizi ilgilendirmeyecek. Peki eşlik ve benzerlik arasındaki fark ne arkadaşlar? Eşlik durumunda hem kenar uzunlukları, karşılıklı kenar uzunlukları ve açıları eş olan çokgenlere denir arkadaşlar. Eş olma durumu, eşlik. Kenar uzunlukları ve karşılıklı kenar uzunlukları ve kenarları eş olan çokgenlere denir. Mesela bir üçgen için konuşalım çünkü daha çok üçgen üzerinden çözeceğiz bunları arkadaşlar. Bir ABC üçgeni aldık. Ve dedik ki ABC üçgeni DF üçgenine eştir. Şöyle yazalım. DF üçgenine eştir. Şimdi burada rastgele bir isimlendirme yapmıyoruz arkadaşlar. Eştir ifadesini kullanırken şöyle bir ifade kullanacağım. Eştir ve üzerine dalgalı bir işaret koyuyorum. Ne dedik? ABC üçgeni yazıyorum. ABC üçgeni kime eşti? DF üçgenine eş dedik arkadaşlar. Peki eşler mi? Bunu kontrol etmek için kimden yararlanacağım? Ya da hangi kenar hangi kenara eş? Bunu bilebiliyor muyum? Şu an bilmiyorum. Peki bunu bulmak için her zaman şu isimlendirmeden yararlanacağımı unutmayalım. Yani soruda ABC DF'ye eştir deyip buraya geçmeyeceğiz. Soruyu çözdürecek olan yer bize burası. Bunun sırası eş olan kenarların sırasına göre yazılmıştır. Nasıl? 3 tane köşem var arkadaşlar. A köşesi, B köşesi ve C köşesi. İki köşenin birleşiminden doğru parçasının oluştuğunu biliyoruz. Şimdi şuradaki birinci ve ikinci köşe AB, birinci ve ikinci DE'ye eştir demek bu. AB, DE'ye eştir. Yani bu iki kenar birbirine neymiş? Eştir diyeceğim. Bunu nereden okudum? Şu eşlik gösteriminden okudum arkadaşlar. Peki BC kime eş? İkinci ile üçüncüyü aldığıma göre buradan da ikinci ve üçüncüyü aldım. EF'ye. BC şu kenar EF'ye eş işaretledim.
her zaman bu şekilde gelmek zorunda mı? Hayır, bu şuna da eş olabilirdi. Verdiği isimlendirmeye göre bu şekilde karşılıklı kenarlar olacak şekilde yazdığımız için böyle geldi. Şimdi 1'e 2'ye, 2'ye 3'e baktık, geriye 1, 3 kaldı. Birinci ve üçüncü köşe. Yani AC doğru parçası. AC doğru parçası, AC kenarım kime eş olacak arkadaşlar? Birinci, üçüncü DF'ye, DF kenarına eştir diyorum. Yani mutlak bilmem gereken şey, hatta tek bilmem gereken şey bu konuyla ilgili. Karşılıklı kenar uzunlukları ve açıları eş olan çokgenlere eş çokgenler denir. Ve bunu nasıl gösteriyorum? ABC eştir DEF'ye şeklinde gösteriyorum arkadaşlar. Şu okunuştan da kim kime eş, nasıl bulacağımızı öğrendiysek bir soruyla pekiştirelim. Önce şu sorumuzu çözelim. Çünkü bu soru bu gösterimle alakalı. Gösterimi çok iyi öğrenmemiz önemli. Şimdi bize diyor ki ABC DEF'ye eş diyor. Yine aynı şekilde vermiş. Harfleri farklı vermiş. Şimdi bakıyoruz, ne demiştik? AB DE kenarına eş olacak. AB kenarı DE'ye eş olacak. İşaretledik. DE AB. Sonra BC EF'ye eş olacak. BC kenarı EF'ye eş olacak ve kalan kenarlar da birbirine eş olacak arkadaşlar. Şimdi bakarsanız burada karşılıklı gelmedi. Az önce bu buna eşti, şu şuna eşti. Bu sefer farklı geldi. Bir şey değişir mi? Hayır. Önemli olan şuradaki ifadeyi doğru okuyup eşliği doğru yazmış olmak. Şimdi bu eşliklerden yararlanarak açıları bulacağız. Eğer 70 derecenin karşısındaki kenar şöyle dalgalı S harfiyle gösterdiğim kenarsa, burada da dalgalının karşısındaki ne olacak arkadaşlar açım? 70 derece olacak. Yani eş kenarların ait oldukları açılar da eş olacak. Çünkü dedik ki eşlik için hem kenar uzunlukları hem açılar eş. O zaman şimdi F açısıyla eş olan açıyı bulalım. F açısının karşısında bir çizgi kenarı var. Bir çizgi kenarı burada C açısının karşılık geldiği için buraya 60 derece diyeceğim. Topladım 130, 180'den çıkarsak bir sonraki açım 50 derece arkadaşlar. Şunlara da 50 derece, 50 derece kaldı diyebiliriz. Aynı şekilde şu sorumuza bakalım. ABC FD'ye eş. Mesela yukarıda DF demiştik, burada FD dedik. Bunların hepsinin birbirinden farklı olduğunu söylemiştik. Ne dedik? AB FD'ye eşti. AB uzunluğu 10 cm, FD uzunluğu da ne olacak arkadaşlar o zaman? 10 cm olmak zorunda diyeceğim. Sonra BC uzunluğu DE uzunluğuna eş. BC uzunluğu 6 cm, DE uzunluğunun tamamı da, yani şurası 6 cm olacak arkadaşlar. Şu parçayı 2 verdiyse buraya 4 cm olarak bulabiliriz. Zaten bize DC uzunluğunu soruyormuş. DC uzunluğunu 4 cm bulmuş olduk. Yani sadece şu okunuştan bütün eşlikleri yerleştirdik. Eş olan kenarları yazdıktan sonra 4 cm kendiliğinden ortaya çıktı. Şu sorumuza bakalım. ABC dikdörtgeni eş 5 tane dikdörtgenden oluşmuş. Yani bu dikdörtgenlerin hepsinin kısa kenarları bir çizgi dersek, bütün hepsinin uzun kenarları iki çizgi olacak arkadaşlar. Şöyle gösterebiliriz. Hepsi birbirine eş. Yani kısa kenarı bir çizgi, uzun kenarı iki çizgi olan şekil dikdörtgenlermiş bunlar. Bunun çevresi 72'ymiş. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki dikey olarak verdiği dikdörtgenlerin kısa kenarları aşağıdaki dikdörtgenin uzun kenarını oluşturuyor. Yani buna x derseniz 4x de benim uzun kenarım olmuş olur. O zaman bu şeklin çevresi uzun kenar 4x, burası 4x, uzun kenar 4x. Şunları xx yazıyorum arkadaşlar. Kısa kenarı x, uzun kenarı 4x olan dikdörtgenler çevre kaç x oldu bulup 72'ye eşitleyip x'i hesaplamaya çalışalım. 4x, 5x daha 9, 13, 5 daha 18x eşittir 72. Her tarafı 18'e böldüğümüzde x eşittir 4 gelir arkadaşlar. Bize bir dikdörtgenin çevresini soruyor. Bir dikdörtgenin çevresi kaç? 4x, 4x, 8x. 2'şer tane de buradan 10x. 10 çarpı 4'ten de şöyle çevre eşittir diyelim 10x. 10 çarpı 4'ten de çevrem 40 cm olarak bulunacaktır arkadaşlar. 3, 2, 1, kayıt. Evet arkadaşlar.